bu muhteşem formülü almak istiyorum senden. Evet. Göz altınızda da morluk varsa, özellikle böyle şişlikler, ödemler varsa o da bizi çok kötü gösteriyor. Değil mi? Aynaya baktığımız zaman mutsuz oluyoruz. Şems Arslan'ın muhteşem bir tarifi var. Öncelikle ilgili. Ne olmaz yapmak. Eğer göz altında morluk varsa hemen aynanın karşısına kaçıp her gün sabah akşam, hatta komşum geliyor görmesin benim bu halkalarımı. Yaptığınız şey şu. Gel canım, şunu tutuyorsun. Şu manikinin üstünde önce bir göstereyim. Hemen elimin altında bir kapatıcı var, değil mi? Çantamda her yerde ve ben o kapatıcıyla devamlı şu gözümün altını kapatıyorum. Kimse görmesin, duymasın. Benim hiç problem. Yani tüm problemleri biz çok seviyoruz kapatmaya. Ne yapalım ama mor mor da gezmek istemiyoruz. Öncelikle problemi içten çözmek gerekiyor. 1. 2. İçten çözene kadar eğer kapatıcı, fondötenler kullanıyorsanız öncelikle mutlaka göz altına protein içerikli, kolajen içerikli, D3 vitamin içerikli önce nemlendirici kullanın. Nemlendirici kullanın, üstünden 5 dakika sonra alıp şu kapatıcıyı sürebilirsiniz. Peki burada bir şey sorabilir miyim? Bu nemlendiriciyi sürmek de galiba çok önemliymiş, değil mi? Çok bazen önemli. Yüzümüze, şimdi bilmiyorum siz nasıl sürüyorsunuz ama ben yoğunluğum olduğu için hemen alıyorum mesela. Diyelim ki bir dakika bak. Evet. Diyelim ki şu krem, tamam, alıyorum. Aynen. Böyle bir de böyle bir şeyler yaparız, hemen biter. Halbuki cildimize o kadar zarar veriyormuşuz ki. Çok zarar veriyoruz. Çünkü göz altında çalışan tek bir kas var. Yüzümüzde 7 kas çalışıyor. Ama şu gözümüzün altında o kadar narin ki tek doğru bir olan kas, sürümü de gösterelim. Çok yoruluyor, çok yoruluyor. Nemlendiricini sürerken ben şu şekilde göstereyim. 1, 2, 3. Kipriklerin yanına kesinlikle yaklaştırmıyoruz. Kesinlikle. 3 tane mercimek kadar koyduktan sonra şu. Şampon şeklinde. Bu masajı kesinlikle yapmayın. Gözaltı masajı sevmiyor. Gözaltına tamponlamamı yaptım. Saydım 20'ye kadar. 1, 2, 3, 20'ye kadar saydıktan sonra ben artık alıp şu kısma kapatıcımı sürebilirim. Nemlendirici sürmezsenizse, direkt kapatıcı sürüyorsanız bu da nedendir göz altında? Kapatıcının boyası derin altına emsin ve gözümüzün altı koyulaşsın. Nemlendirici sürüp ondan sonra, bu arada morluk varsa gözaltı kremleriniz morluk önleyici olacak veya çukurluk varsa ona göre. Yani gözaltı kremlerinizi seçin, arkalarını okuyun. Bu yasak, olmaz. Tampon yani şöyle biliyoruz şöyle. Değil mi? Nemlendirici olmadan gözaltı kapatıcı sürülmez. Hatta fondöten sürülmez. Tampon parmakları şu küçük, şu yüzük parmaklarımız, evet, değil mi? Evet. Şöyle. Aynen. Yani çünkü öbür türlü yaptığınız her darbe gözaltınızın çok daha atıyor. Çok torbalanmasına, çok atıyor, daha evet. Çok kırışmasına neden oluyormuş. O yüzden yüzük parmaklarımızı şöyle şöyle tampon şeklinde vurarak kullanıyoruz. Bilenler biliyorlar ama hep bu notlarımız bilmeyenler için. Bir de biz hep biliyoruz ki bir yerde morluk varsa biz diyoruz ki ay mor almış, ben oraya bir buz kullanayım, değil mi? Buz tamponları yapayım. Ayaklarımda bir ağrı sızı varsa, küçük küçük kılcal damarlarım veya varizlerim çıkıyorsa ne yapıyoruz? Soğuk duş diyoruz. Hamama gitmeyin, sıcağa girmeyin. Sıcak prosedürlerden uzak durun. Soğuk ayak banyoları yapın. Buz bakımları yapın. Yüzümüzde, boynumuzda, dekoltemizde mor almalar oluyorsa buzla masaj yapıyoruz, rahatlıyoruz. Ne oluyor? Damarlar kendine geliyor. Dokuyu canlandırıyorsun, değil mi? O yüzden şu anda size hazırlayacağım tarif buz gözlükleri ismini taşıyor. Ve bu gözlükler, geçen defa söylemiştim size, ciddi şekilde %50 göz altındaki morluklara, çukurlara muhteşem iyi geliyor. Sadece yine söylüyorum. Hemen başlayalım. Tembellik yapmayacağız ve uygulayacağız. Şimdi senin tarifleri neden çok seviyorum biliyor musun? Hep uygulamada bir kolaylığımız var. Mesela evet. Kaş kirpik serumu yaptık. Bunu bayağı eski bir rimel kutumuzun içerisine koyuyoruz. Bunu çantanızda taşıyabilirsiniz. Şimdi bunu böyle bir kutuya koymadığınızı ve düşünsenize evde kavanoz halinde olduğunu varsayın. Kullanmakta zorlanırız. Şimdi bu gözlük yapacağımız zaten. Bu soğuk gözlükler mi? Bu soğuk. Buz evet. Gözlükleri de çok kolay kullanacaksınız. Öncelikle bir tarifi alalım. Kullanımına geçeceğiz. Evet. Neler var malzemelerde? Yine bir ekrana gelsin bakalım. Yine bir cezvemi alıyorum. Buraya maydanozumu koydum. Ve bir kere malzeme çok az. İnanılır gibi çok, değil. Maydanoz, limon suyu su, bu kadar. Tek burada sizi zorlayan şey belki bu çerçeve olur. Bu çerçeveler de yani artık her yerde böyle biliyorsunuz tezgahlarda satılıyor. Çıkartacaksınız çok bunun eski bir camlarını. Metot. Çok kişinin kullandığı bir metot. Çok kolay bir metot, ucuz bir metot. Bakın bir demet maydanozu koydum. Tahminen bir çay kaşığı kadar limon suyumdan ilave ettim. Ve su, başka hiçbir şey yok. Şimdi bana demeyin ki biz bunu yapamayız. Bundan daha kolay hiçbir şey olamaz. Bundan daha kolay bir tarif yok yani. Bunu kaynatıyorum. Maydanoz, limon suyu, su. Bitti. Bunu kaynatacağım. Kaynayana kadar ben zaman kaybetmemesi için anlatayım size. Bu malzemem kaynadıktan sonra maydanoz suyum hazır. İyice süzdük. Süzdükten sonra pamuklarınızı suyun içine bandırıp maydanoz suyunu hazırladık ya, bandırdık ve kablarımıza veya şöyle bir kabların içine dolduruyorsunuz ve koyuyorsunuz buzdolabına. Akşam geldiniz, tamponlarım, bu benim artık ıslanmış, yani maydanoz suyun içinde iyice ıslanmış tamponlarımdır. O bütün vitamin ve mineraller içine hapsolmuş, dondurulmuş tamponlar. Dondurulmuş hazır, 30 tane de yapabilirsiniz, 40 tane de yapabilirsiniz, isterseniz 100 tane de yapın. Ki devamlı yapmayasınız. Ve doldurun böyle kabın içine, güzelce dursun orada. Akşam geldik ve boş çerçeve, zamanım yok, kremimi sürürüm, maskemi yapım, değil mi? Bundan çok daha akıllıca. Kolay Şems, nereden şey buluyorsun olmaz. Böyle pratik yöntemleri? Harikasın. Ama bu işin uzmanıyım yani. Vallahi. Artık hanımlarım için de daha pratik. Her sene daha da kendimi de geliştirerek, daha çok tecrübe edinerek sizler için daha güzel şeyler getirmeye çalışıyorum ki kolaylaştıralım bizim bu bazı problemlerimizi. Benim artık buzdolabından çıkartılmış gözlüklerim. İstersen sana takalım. Olur. Bakalım, buyurun. Kim uğraşacak, değil mi? Taktım gözlüğümü. Evet, onu da şuraya. Şimdi yapıştırmayacağız, orada makyaj var. İyice tam alt kısmını. Oo, buz gibi ne güzel. Oh, bitti. Merhaba. Evde bundan iş yapın. Hem lekesini açıyor. Çıkın Ayşe teyzeye bağır. Ayşe! Gel kız bak ne yaptım. Ay sizi böyle gören şey diyebilirim. Hayırdır bu ne hal diye. Bir şey söyleyeceğim. Serinletiyor. Nasıl serinletiyor anlatamam. Göz tansiyonuna iyi geliyor. Şimdi biz ne yapıyorduk eskiden? Eski metotlarımızda Şems Hanım nasıl diyordu? Islatıyoruz, uzanıyoruz, koyuyoruz değil mi şöyle? Şimdi 20 dakika koyun gözünüzün üstüne uzanın. Şimdi biraz daha da ilerledik artık uzanmıyoruz. Bak bir şey söyleyeceğim. Yapıyoruz. Ay bu kalsın bende bütün yayın boyunca. Sonra bir şey. Ben bir alkış hak ettim ama vallahi değil mi? Hak ettim. Hak ettim bu tarifle. Hak ettim. Da bizim Emine uyuyor. Daha uyanmamış. Sen alkış hak ettin de. Şimdi sevgili seyircilerimiz. Şimdi şunu söyleyebilirim. Gözlerime takıldı ki ben hani yüzümde makyaj var diye çok bastırmıyorum. Burada bile şu göz çevremde inanılmaz bir ferahlık hissettim. Şimdi böyle biz bu bantları, daha doğrusu tamponları hazırladık. Dolapta ne kadar, kaç gün durabiliyor ve biz bu uygulamayı kaç gün süreyle yapmalıyız? 3 ay. Tembel işi. Hazırlayın, koyun ve gözlüklerinizde olsun. Akşam geldim, yüzümü yıkadım. Hindistan cevizini suyla karıştırıp göz makyajımı sildim. Ah bir tane de tarif geldi bu arada. Hiç kaçırmıyoruz valla kulağımız sende. Sildik, temizledik. En kolay ve doğal yöntem makyajı silmek ve nemlendiricilerinizden onarılmak. Ve ardından hemen buzdolabından çıkarttım, taktım, gidip işimi yapayım. Müthiş. Değil mi? 20 dakika yeterli. 20-25 dakika. Göz ağrısı, yorgunluk, bilgisayar başında çalışan kızlarımız. Müthiş. Göz altında mimik kırışıklıklar ve morluklar için inanılmaz iyi. Bu arada beylere de yapabilirsiniz bunu. Maydanozu kaynattım. Koku da bu olacak. Çok güzel. Yok zaten buradan kokuyu alıyorum. Yani hani öyle kokuda zaten sizi böyle hani yapamam diyeceğiniz bir şey yok. Maydanozla su. Evet. Eğer göz altında kuruluk varsa yine de buraya biz bir damla Hindistan cevizi yağı damlatabiliriz. Ama hiç gerek kalmıyor. Böyle bir kolay, pratik, çok güzel bir yöntem. Çok basit. Sen gidene kadar bende kalabilir. Çok güzel değil mi? Bunu birazcık daha göz altına biraz daha böyle arada yapabilirsiniz. Veya tabii, bir şöyle bunu söylemek istiyorum. Göz altından çıkarttıktan sonra çıktı ya bu çöp. Bunu geri buraya koymayacağız. Yeni kullanmıyoruz onu. Hayır. Tamam mı? Daha hijyenik olacağız. Süper. Ben bu tarife bayıldım. Bu da ikinci tarifim. büyük istek üzerine hazırladım. Soru ve cevap. En çok soru sorulan tariflerin üzerinde bugün çalıştım. Harikasın. Yani o yüzden... En çok bir de 2 tane de çok önemli tarif var. İnşallah morlukları gerçekten çok önemli. Evet. Morlukları ve şişlikler. Hem kaş hem kiprik hem morluk. Çatlaklarımıza da bir çözüm bulalım. Çatlaklar için önce de çok fazla muzdarip var. Şimdi yaz geliyor. Botlarımızı çıkartacağız. Topuk dikeni. Yazıyoruz da yazıyoruz. Soruyorlar da soruyorlar. Bugün tam zamanı. Bence onu da ben... göstermek istiyorum. Hemen gösterelim. O da çok kolay. Şimdi bu göz maskesini anladınız değil mi? Çok basit. Limon suyu, maydanoz ve su. Onu bir güzel kaynatıyorsunuz. Suyunu süzdükten sonra böyle tampon pamuklarımız var. Onlara iyice yediriyoruz. Sonra bunu difrize gönderiyoruz, dolaba gönderiyoruz. Difriz miydi, dolap mıydı? Dolaba. Ha, dolaba gönderiyoruz. Değil. Difrize değil, yanlış olmasın. Soğuk soğuk. Buz gibi sonra takıyoruz böyle. 20 dakika mı kalsın böyle? 20-25 dakika. Sonra çıkarttık, attık. Harika. Gözümün altından bir nemlendirici yine de kullandım. Bitti. İlk 1. hafta o faydayı görmeye başlıyorsunuz. Çok güzel. Gözaltı morluklarını soruyorlar. Bu gözaltı morluklarını Allah aşkına bir çare bulamıyoruz değil mi? Pamuklarınızı, kosmetik pamuklarınızı maydanoz suyunda ıslatın. Maydanozu kaynatıyorsunuz. O suyu biriktirin buzdolabınızda. Pamukları batırdınız ve göz altına koyuyorsunuz. Ben... çok yoğun çalıştığım için pamuğu koyup bekleyemiyorum, 15-20 dakika zamanım yok. Ben ne yaptım? Bir gözlüğün bir tanesini camlarını çıkarttım. Çıkarttım. O kalan şey var ya, çerçeve. Haftaya yapsana bunu bize. Yapayım. Çerçevenin diğer tarafına ve bu tarafına sarktım o pamuğu. Şuraya kadar değiyor. O gözlükle evde iş yapıyorum. Hem iş yapıyorum hem zaman kaybetmiyorum. Ne olur haftaya bunu bekliyorum. Allah aşkına tamam. Yap. Maydanozlu gözlük hazırlayacağız. Tamam. Göz altı morluklarını azaltan. Çok güzel bir tariftir. Tamam. Büyük memnuniyetle. Göz morlukları için maydanozlu gözlük. Gözlük. Güzel. Ben neyi seviyorum biliyor musunuz? Pratik olan tarifleri seviyorum. Evet. Senin bir de kirpikleri güçlendiren bir tarifin var. Hani kaş göz gerisi sözse. Evet, evet. Kirpikler için şöyle güzel bir tarif. Çay ve yarım çay bardağı çay. Ama kaliteli bir çay olacak. Yarım çay bardağı Türk kahvesi, iyice yarım çay bardağı suda kaynattım, süzdüm ve her akşam kaşlarıma, kipriklerime bunu sürüp uyuyorum. Ama dikkat edeceğiz ki kipriklerin altındaki derimize gelmesin, çünkü orası da boyanıyor. Evet, Bahtiye Hanım demiş ki ne kadar buğday nişastası koyacağız? Krema haline gelene kadar. Yani 3 yemek kaşığı nar suyu koydunuz, 1 yemek kaşığı mayonez koydunuz, 1 tatlı kaşığı bal koydunuz. Böyle onu cilde sürülebilir. Hani kek yaparız ya böyle. Aynen, şu kıvama. Bakın, keki nasıl yaparız? Maske dediğimiz kıvama gelsin. Ha, onu bir gösterelim. Bak, şu, bu tamamıyla göz kararı. Şöyle. Hani kek yapar gibi, herkes artık bunu bilir. Evet. Bu arada süreceğiz. Bu maskeyi muhafaza edebiliyoruz. Buzdolabına koyabiliyoruz. Kaç gün bekleyebiliyor? Cilt lekeleri için, pahalı kremler alamayanlar için bu birebir iyi. 1 ay boyunca kullanabiliriz.